Merhabalar, İmre'nin dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok özel bir tarif hazırladım. Bugün morun asilliğini, güzelliğini üzerimize çekiyoruz. Bu mor kürle birlikte istenmeyen kilolardan bir anda kurtulurken bağırsaklarımızın daha sağlıklı çalışmasını sağlayacağız. Ayrıca cildinizde sivilce gibi problemleriniz varsa bunu da içten yok edecek çok güzel hem iltihap söktürücü olacak, hem metabolizma hızlandırıcı olacak, hem de antioksidan kaynağı. Yedikçe sizin hem iştahınızı kapatıyoruz, hem de başımızın derdi bir türlü gitmeyen inatçı kiloları arkadaşlar bu tarif ile anında geçiriyoruz. İşte size morun asilliği ve güzelliği ile hazırlayacağımız kürün hemen yapımına geçmek istiyorum. Bu kürde ben görmüş olduğunuz gibi mor lahanadan yararlanacağım. Mor lahananın bizler için faydası çok fazla. İçerisinde çok yüksek miktarda antioksidanlar var. Bu kadar çok antioksidan kelimesini kullanıyoruz. Acaba antioksidanlar bizim vücudumuzda neler mi yapıyor? Bunu mu merak ediyorsunuz? İşte bu antioksidanların bizler için yararlarından sizlere bahsetmek istiyorum. Özellikle sivilce problemleriniz varsa arkadaşlar, sivilceleri içten kurutmak için, kusursuz, bembeyaz bir cilde sahip olmak için kesinlikle kullanmanız gereken ürünlerden bir tanesi mor lahana olacak. Ayrıca mor lahana içerisinde yüksek miktarda C vitamini de içeriyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu kadar güzel rengin C vitamini kaynağı olmasından dolayı hücrelerimizde eğer ki zaman içerisinde oluşmuş olan hasarlar varsa bunların onarılmasını sağlıyor. Bu hasarlar deyince hepimizin dikkat etmediği çok önemli hasarlar arkadaşlar. Çünkü gelişen teknolojiyle birlikte maalesef hepimiz istesek de istemesek de radyasyonun getirileriyle baş başayız. İşte radyasyon bizim vücudumuz için gerçekten çok önemli bir hasar verici. Vücudumuzda serbest radikallerin oluşmasını sağlıyor. Serbest radikaller vücudumuzda farklı metabolizmalarla da tabii ki de oluşuyor ama bizler için en zararlı olanı maalesef radyasyon ile oluşmuş olan serbest radikaller. Bu serbest radikaller vücudumuzdan uzaklaştırılması için bir savaşçıya ihtiyaçları var ki onları vücudumuzdan kovup atsınlar. İşte bu savaşta kesinlikle görmüş olduğunuz gibi antioksidan kaynakları oluyor. Ben de bugün sizler için rengini çok sevdiğim, bana enerji verdiğini düşündüğüm şahane bir kür hazırlıyorum. Bu kürle birlikte vücudumuzda hasarlı hücre bırakmayacağız. Hücrelerimizin baştan aşağı onarılmasını sağlayacağız. Ben şöyle güzelce arkadaşlar olabildiği kadar ince bir şekilde ufacıcık bir dilim lahanayı görmüş olduğunuz gibi kestim. Bunu kestikten sonra hemen bir karıştırma kabının içerisine aktaracağım. Çünkü ben burada lahananın en verimli halini kullanmak istiyorum. Benim için güzel püre bir kıvamına gelmesini istiyorum. O antioksidanların vücudum tarafından çok hızlı bir şekilde emilmesine ihtiyacım var. O yüzden bunları robottan çekeceğim. Ama robottan çekmeden önce tabii ki de içerisine çok az bir miktar su ilave ediyorum. Su bizler için yaşam kaynağıdır. Su vücudumuzun, hücrelerimizin onarılması tek başına etkili en temel etkendir. O yüzden eğer ki vücudunuzdan ödemi atmak istiyorsanız, vücudunuza birazcık daha sağlık vermek istiyorsanız bol miktarda su tüketmeyi lütfen arkadaşlar dikkat edin. Çünkü su vücudunuzun aslında bu serbest radikallerden arınması için tek başına en önemli etkenlerden bir tanesi. Ve bu arada şunu da söylemek istiyorum. Migren gibi baş ağrılarından sizler de muzdaripseniz, ne yaparsanız yapın başınızın ağrısı geçmiyorsa işte mor lahanayı baş ağrılarını geçirmede dahi kullanabilirsiniz. Bu tarifle gitmeyen inatçı migren ağrılarını hafifletecek. Sizler de daha enerjik, daha zinde, daha sağlıklı olmaya çalışacaksınız arkadaşlar. Bu tarifin bir diğer en önemli özelliği kesinlikle bağışıklık sistemini çok güzel bir şekilde hızlandırması, çalıştırması. O yüzden özellikle soğuk günlerde bu tariflerin kullanılmasını çok ama çok önemsiyorum ben. Ya da bunu sadece soğuk günler demeyelim, yaz günlerinde de severek kullanabilirsiniz. Çünkü yazın daha çok çevreyle iç içe olduğumuz dönemler oluyor. Bu dönemlerde de bağışıklık sistemimizi güçlendirmek çok önemli. Ayrıca mor lahana ya da bazılarına göre kırmızı lahananın kalp dostu olduğunu biliyor muydunuz? Kalp damar sağlığınızı çok güzel bir şekilde arkadaşlar koruyacak. Kalp krizi risklerini en aza indirmenizi sağlayacak. Gerçekten preventif bir koruma öncüsü olduğu için kalp sağlığını seven herkesin mutlaka arkadaşlar haftada bir iki kere bu kürü uygulamasını tavsiye ederim. Ayrıca katarak ya da felç gibi sorunları da ortadan kaldıracak mükemmel bir tarif oluyor. Biliyorsunuz felç zaten kalp damar rahatsızlıklarının en önemli getirilerinden bir tanesi. Katarak da zaman içerisinde damar sağlığımız ile ilişkilendirilmiş rahatsızlıklardan bir tanesi. O yüzden hem göz sağlığınız için, hem beyin sağlığınız için, hem de kalp damar sağlığınız için bu güzel hem
Sağlık deposu hem de arkadaşlar çok güzel bir şekilde metabolizmanızı hızlandırıp sizlerin bağırsak hareketlerini düzenleyecek tarifi kullanmaya geçebilirsiniz. Şimdi bu tarifin asıl püf noktası, ben bu tarif için arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi püre kıvamını yakalamak istiyorum. O yüzden öncelikle küçük küçük doğradık. Daha sonra blenderdan geçirdik. Blenderdan geçirirken ne fark ettiyseniz birazcık su içerisine ilave ettim. Ama şimdi bu fazlalık suyu ayıracağım. Çünkü bu tarifin birazcık daha yoğun, birazcık daha bağırsakları çalıştırmasını istiyorum. Çünkü bağırsaklarımızın kaliteli bir life ihtiyacı var. Unutmayın ki sağlıklı lifler bağırsak sağlığımızın temelini oluşturur. O yüzden ben de bu tarif için arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradaki mor lahananın liflerinden yararlanacağım. O yüzden hızlı bir şekilde liflerimizi suyundan ayırıyoruz. Bu suyunu mutlaka değerlendirin için, çünkü gerçekten bizler için hazine gizli diyebilirim. Ama benim için bu tarifte önemli olan kısmı, görmüş olduğunuz gibi püre kısmı, lif kısmı. Buradaki lifler yüksek kaliteli sindirilemeyen nişasta içerdiği için bağırsaklarımızda yaşayan probiyotiklerimize çok güzel bir prebiyotik, yani besin olacak. Bağırsak sağlığı hem kilo vermenizde çok önemli, hem biliyorsunuz bağırsaklar artık ikinci beynimiz olarak geçiyor. Vücudumuzun bağışıklık sisteminden tutun da bütün arkadaşlar kronik hastalıkların neredeyse çoğunun teminini oluşturduğu artık yapılan araştırmalar sonucunda her gün kanıtlanıyor. O yüzden sağlıklı bağırsaklar bizim sağlıklı bir bünyeye sahip olmamıza sebep olacak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi mükemmel mosmor bir kürüm var. Hemen şimdi bunu zenginleştirmek istiyorum. Bağırsakların tarafından bunun en etkin şekilde emilmesi benim için çok önemli. Hem de arkadaşlar bunun birazcık daha içeriğini zenginleştirdiğimizde sonuca inanamayacaksınız. İçeriğini zenginleştirmek için birinci elementimiz gelsin. Tabii ki de burada baldan yararlanıyoruz. Bal insan vücudu için en faydalı şekerlerden bir tanesi. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Diyette olanlar şeker kullanabilir mi, kullanamaz mı? Burada arkadaşlar kullanacağımız miktar o kadar az ki, o yüzden buradaki şeker vücudunuz için, özellikle de beyin sağlığınız için gerekli olan tamamen doğal bir şeker kaynağı. Biliyorsunuz ki beynimizin tek besin maddesi şeker. O yüzden asla şekersiz, sıfır şeker diyetleri tavsiye etmiyorum. Şimdi bunun vücudumuz açısından hem çok güzel bir şekilde bağırsaklarımızda emilmesi, hem de sinir sistemimizi dindirmesi için. Biliyoruz ki sevgili arkadaşlarım, detoksların asıl amacı sinirim sistemimizi birazcık dinlendirip biraz karaciğerimize yönelmek olacak. O yüzden ben şöyle içerisine çok az karabiber ilave ettikten sonra hızlı bir şekilde tarçını ilave ediyorum. Ve tabii ki benim vazgeçmez baharatlarımdan biri olan zencefil. Zencefil metabolizmanızı çok güzel bir şekilde hızlandırıyor vücudunuzdan ödemin atılmasını kolaylaştırırken. Eğer ki varsa iltihaplanmalara karşı da vücudunuzu çok güzel bir şekilde arkadaşlar koruyor. Bu iltihaplanmaların vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. O yüzden zencefili de içerisine ilave ettikten sonra şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Ve bu tarifimi gerçekten zenginleştirmek istiyorum. Eğer ki aranızda kansızlık problemi olanlar varsa, kansızlık problemine birebir arkadaşlar en önemli besinlerden bir tanesi tabii ki de görmüş olduğunuz gibi susam. Demir eksikliği olanlar için bu tarif altın değerinde. Çünkü arkadaşlar demirin asıl kaynağı bizler için önemli, gerçekten değerli olan bu tohumlarda gizli. Bir ıspanak yediğinizde bile bu tohumun bir kaşından almış olduğunuz demiri alamıyorsunuz. O yüzden demir eksikliği anemisi, B12 vitamini eksikliği anemisi olanlar için bu tarifi kullanmalarını tavsiye ederim. Bu tarifin içerisinde bulunan yüksek C vitamini ile demirin çok güzel bir şekilde vücudumuzdan neredeyse %90'lara oranda emilimini sağlayacak, vücudumuz tarafından aktif bir şekilde kullanılmasına destek olacağız. O yüzden yapmış olduğumuz kombinasyonlarla her zaman olduğu gibi en güzel, en etkili verimi ne şekilde alabileceğimizi düşünerek sizler için tasarlıyorum. Sizler de bu kombinasyonları verdiğim şekillerde uygularsanız gerçekten çok kısa bir sürede çok etkili sonuçları elde edersiniz. Çünkü tariflerin hepsinin altında bilimsel gerçekler yatıyor arkadaşlar. Dolu dolu bir kaşık dolusu sizlere asalet, sağlık ve zindelik arkadaşlar. Bu tarifi sizler de sabahları kalktığınızda aç karnına bir kaşık olarak kullanabilirsiniz. Benim vermiş olduğum ölçüler, ben bir aile boyunca kullanacağımız için bu ölçüleri yaklaşık 4-5 gün bizim evde yeterli oluyor. Ama tabii ki de sizler tek başınıza kullanacaksınız. Verdiğim ölçüleri yarı ölçülerde de ayarlayabilirsiniz.
Son bir püf noktası, bunu arkadaşlar buzdolabında muhafaza ediyoruz. Mümkünse kahverengi bir cam kavanozda saklayabilirsiniz ya da kavanozunuzun üzerine alüminyum folyo ile kaplayarak güneş ışığını geçirmemesine özen gösterin. Benim tarifim size için bugünlük bu kadardı. Umuyorum bu tarifimi beğenir, tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum Instagram adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin. Oradan da sizlerle çok güzel bir şekilde iletişim halindeyiz. Sorularınızı bana yazabilirsiniz ve tabii ki de henüz daha kanalıma yeni karşılaştıysanız kanalıma